Norman Price, kimyasal maddelere sadece yetişkinler dokunmalı. Aa! Müthiş bir şey yapın Bayan Chen, lütfen. Elimde iki renksiz sıvı var. Şimdi bu sıvıları deney tüpüne boşaltacağım çocuklar. Oo, evet. Ve işte renksiz sıvılar birden yeşile dönüştü. Bu kadar mı? Hayır, ışık çıkaracak ya da patlayacak falan işte. Yani öyle değil mi Bayan Chen? Hayır, öyle bir şey olmayacak James. Ama gördüğünüz kimyasal reaksiyon çok ilginçtir. Size bir şema çizeyim. İşte gördünüz mü çocuklar? En sonuna kadar çilek yumurta olsun. Herkes nereye gitti? Sera'nın futbol partisine. Oh, daha heyecan verici bir şey yapamaz mısınız Bayan Chen? Ne gibi? Roket yapın, fişek patlatın ya da lazer gözlü robot falan yapın lütfen. Suya az miktarda sodyum eklersen alev alır. O suya eklenen bir şey alev mi alıyor? İşte bu çok ilginç bir şey. Kırmızı odun krem bir şey. Bir de kova olması gerekmiyor muydu? Oo, la 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 la. Durun, durun, durun. Tekrar başlayalım. Ve bir, iki, bir, iki, üç, dört. Kırmızı odun. Şarkının faydası olacağını sanmıyorum Sam. Hayır Elvis, ben de sanmıyorum. İyi bakın, futbolun kralı geliyor. Yaşasın! Harika vuruştu Hena. Ben yardım ettim. Yanlışlıkla. Hey millet, bu sefer gerçekten inanılmaz bir gösteri hazırladık. Gelin hadi. Hayır. Gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi bu metale sodyum deniyor. Onu suya karıştırınca ne olacağına bakın. Bu kadar mı? Ben bir şey kaçırdım mı? Pek sayılmaz. Bu çok iyiydi James. Durun Bayan Chen. Daha büyük bir parlama yapamaz mısınız? Belki daha çok sodyum kullanırsanız olur. Lütfen onu bırak James. Hey, futbol oynamak isteyen var mı? İçeride olmaz Sera. Tom, Newtown yolunda sana ihtiyacımız var. Geliyorum. Ben Mercury'yi alayım. Elvis ve Penny, siz de Venus'u alın. Elvis, çorbanı al. Ben de el ısıtıcısıyla battaniye alayım. Aşağıda Sam. Mandy, ben itfaiyeci Sam. Seni almaya geliyorum. Lütfen çabuk ol Sam. İpleri hemen indir Tom. Hemen geliyor. Tutunmana gerek yok Mandy. Seni tuttum. Yaşasın! Teşekkür ederim itfaiyeci Sam. Anne! Mandy. Kurtulmana çok sevindim. Koştuğum için özür dilerim. One Way Street'i görmeyi gerçekten çok istiyordum. Müzik grubundan bahsediyor. En iyi müzik grubu. Anlıyorum. Eminim gelecek sefer soğuk havada daha dikkatli olursun. Öyle değil mi Mandy? Olurum Sam. Söz veriyorum. Ama artık One Way Street'i göremeyeceğim. Hala yetişebilirsiniz ama. Gerçekten mi? Ama otobüs kara saplandı.
Merak etme Trevor, onu vinçle çıkartırız. Konsere giderken ısınmanız için hepinize yetecek sıcak çorbam da var. Başardık. Teşekkür ederim itfaiyeci sen. Bir şey değil Mandy. Sanırım ben senin enstrümantal kasetini tercih ederim Trevor. Ben de Sam. Yolun açık sakın ha. Hiç durma. Hedef büyük ha. Yorulma. Cevap ver Sam. Cevap ver ben. Işık denizden net görünüyor. Tamam. Anlaşıldı. Çok iyi Penny. Bu işte gerçekten iyisin. Tamam. Evet. Teşekkür ederim ben. Sen de hiç fena değilsin. Neyse hadi görüşürüz. Yani tamam. Tamam. Gözlerim. Ve yine aşağı iniyorum. Gaga burun şeklindeki kayaya varmak üzereyiz. İşte. Bence geri dönmeliyiz. Asla olmaz. Hazine avcıları asla vazgeçmez. Norman. Bu taraftan. Neredesin? Seni göremiyorum. Ay. Norman, James yemeğe. Gitmişler, size kayboldular. Norman'ım benim. Merak etme Dilis, uzağa gitmiş olamazlar. Ben onları bulurum. Cevap versem, cevap ver ben. Sis batıdan bu tarafa yayılıyor, tamam. Anlaşıldı. Sis düdüğünü test etmenin tam zamanı bence. Olamaz. Kulaklarım. Tamam, iniyorum. En azından sis düdüğünün çalıştığını öğrendik. Pontypandy Pete'in hayalet gemisinin düdüğü. Bırak beni. Pontypandy Pete'in hayaleti hazinesini koruyor. Lütfen yolu bulayım. Korsan hayaletini değil. James. Sen misin? Baba, yardım etmen gerek. Norman siste kayboldu. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Norman! Orada mısın? Hadi tekneye dönelim. İtfaiyeci Sam'i çağırmamız lazım. Norman Price dağlarda kayboldu. Norman Price dağlarda kayıp mı olmuş? Bu tam da Satürn'ün ısı algılama sensörlerine göre bir iş Elvis. Ama Satürn bozuldu Sam. Elvis, madem onu görüntü yoluyla bulamıyoruz, belki koku yoluyla buluruz. Ne dersin? Yakaladım. Nihayet benim oldun canım. Sadece sen ve ben burada bu kayalık çıkıntısındayız. Alamaz. İmdat! Radar peynirin kokusunu alabilirse peşinden gidip bizi Norman'a götürebilir. Bütün gün peynir elimdeydi. Ellerim epey peynir kokuyordu. Radar, git ve bul. Havadan henüz bir şey göremedim Sam.
Tamamdır. Onu buldum Tom. Norman Price Batı Kayalığında. Anlaşıldı. Çifte koşumlara indir. İşte emniyetteyiz. Norman Price, saygıdeğer peynir kovalama sporunu tehlikeli bir olaya dönüştürdün evlat. Aa, herkesten özür dilerim. Peynir tekeri yarışmasını bozmak istememiştim. Ben sadece bir parça peynir istiyordum, hepsi bu. En azından kimseye bir şey olmadı ama geriye bir mesele kaldı. Peyniri kim kazandı? Peynir tekeri yarışması 112 numaralı kurala göre peyniri eğer kimse yakalayamazsa en kahramanca eforu sarf edenin olur. Tebrik ederim radar. Oo, daha öğle yemeği bile yiyemedik. Karnım çok acıktı. Aa. Oh, radar. Peynirin benim olabilir mi yani? Oho, teşekkür ederim radar. Ha, peynir isteyen var mı? Sanırım bana bugünlük bu kadar peynir yetti. Isınıyor mu bu peki? Evet Mandy. Yiyecek pişirilecek kadar ısınıyor. Mesela bu sosis. Alıp şuraya koyuyorsun ve... cızırdamaya başladı bile. Aa, hiçbir şey olmuyor. Olamaz. Olamaz. Gökyüzünde tek bir bulut var ve o da buraya doğru geliyor. Bir fikrim var. Hadi gidip sizin mangalı kullanalım. Hani kömürlü olan ve yanan mangalınız var ya. İyi fikir Hena. Ve baba. Evet Hena. Lütfen o şapkayı çıkar. Yapma. Şapka hoşuma gidiyor. Oh. Kızgın güneş altında çalışırken bir bardak soğuk portakal suyu gibisi yoktur. Öyle değil mi Penny? Haklısın Sam. Memur stil bir şey mi kaybettiniz efendim? Buzdolabında nefis bir çilekli dondurmam vardı. Ama bulamıyorum. Clarington, benim çilekli dondurmamı mı yiyorsun sen? Affedersiniz efendim. Geri ister misiniz? Hayır. İstemem Clarington. Ben bir bardak su içerim. Oo, teşekkür ederim efendim. Ah, nihayet sosislerin gerçekten piştiği normal bir mangal var. Son model Güneşmatik GTC harika bir pişirme aletidir. Anlaşıldı mı? Bulutlar gittiğine göre eminim sosisleri 5 dakika içinde pişirir. Yanıyor. Bu hiç normal değil ama. Aa, bu olamaz. Güneş matrisi bicibisi yanıyor. Onun adı Güneşmatik GTC. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Hayır. Yanan sadece sosis. Bana bırakın. İşte. İyi misin Hena? Evet iyiyim. Ama şu yaptığına bak baba. Neden hiçbir şeyi normal yapamıyorsun? Neden hep beni utandırıyorsun? Üzgünüm hayatım. Seni arkadaşlarının önünde utandırmak istememiştim. Ama yapıyorsun. Her şey yolunda mı? Evet yolunda. Ne var Nipper? İmdat! Birinin başı dertte. İmdat! Ne oldu Trevor? Destekler ayrılıyor. Eğer kıpırdarsak bütün ağaç ev aşağıya uçabilir. Gidip itfaiyeci Sam'i çağıracağım.
Pontipente öncüleri ağaç evde mahsur mu kalmış? Oo. Pontipente öncüleri ağaç evde mahsur kalmış ve her an düşebilirmiş. Acele etsek iyi olur. Ders için teşekkürler Tom. Sanırım şimdi çok işimize yarayacak. Taraftan itfaiyeci Sam. Çabuk ol Sam amca. Lütfen. Çabuk şu tahtanın diğer ucunu ağaca sağlamca vidala hadi. Sağlam oldu Sam. Evet artık güvendesiniz. Yaşasın! Tahtaları en baştan itfaiyeci sen ve Penny gibi sağlam vidalamam gerekiyordu. İşimi düzgün yapmadığım için özür dilerim. Sen işini hiç düzgün yapmazsın ki Norman. Penny, ağacın kalanını sağlamlaştırmama yardım et. Elvis, mahmuzları kullanarak tırman ve halat ekipmanını yukarı çıkar. Herkesi aşağı indirmenin tek yolu var. Hadi bakalım, acele edin. Tebrik ediyorum. Evet Elvis, sıra sende. Bu sefer yavaşça in lütfen. Hayır. Sam, ben yine sıkıştım. Norman, kitabıma göre gördüğün kuş bir martıymış. Tuhaf ya da yeni bir şey değil yani. Tamam mı? James, şu kitabın yok mu? En iyi kaşif olmak için başka bir şey bulman gerekiyor. Aa, bir tekne gibi mi? Denizde yüzen küçük beyaz bir tekne görüyorum. Kitabıma göre o bir yelkenli. Buraya gelirken bindiğimiz gibi. Evet, aynından. O bizim teknemiz zaten. Bay Evans, tekneniz denize sürüklenmiş. Burada mahsur kaldık. Ne? Adada yaşamak zorunda kalacağız. Ben burada yaşayamam. Çayla balık kraker yemem lazım. Ay aksi, şimdi ne yapacağız? Adada kaldık, yazık. Tamam, bana biraz çalı. Ve dallar lazım. James, sosislerime ne yapıyorsun? Duman işareti göndereceğim. Kitabımda acil durumlarda nasıl duman işareti gönderileceği yazıyor efendim. Aa, bu çok zekice. İzleyin. Üç duman işareti. Bu acil durum demek. Öncülerin adada başı dertte olmalı. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olur. Sam gittiğine göre konuşmama devam edebilirim. Pontipendi adasından imdat çağrısı geliyor. Penny, Neptün'ü alıp adaya git ve öncüler iyi mi bir bak, tamam mı? Hemen gidiyorum Sam. Aferin James. Duman işareti çok iyiydi. Buranın en iyi kaşifi sensin. Yardım gelene kadar sosis yiyecek vaktimiz bile var. Ama en iyi kaşif benim ve bunu kanıtlayacağım. En büyük duman işaretini ben göndereceğim. Hey Norman, dur! Trevor, ne yapacağız şimdi?
olması durumunda doğru olan A. Evet, kıyıya doğru gitmek. Evet, çok iyi James. Şimdi herkes can yeleğini taksın. Ne izliyorsunuz? Çı! Çı mı ne? Çabuk barikaya girelim. Kameram! Filmim! En azından güvendeyiz. Olamaz, kapı açılmıyor. İçeride kaldık. Olamaz. Olamaz. Çığ düştü. Çocuklar, iyi misiniz? Neredesiniz? İtfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olur. Norman, Sarah ve Mendiç altında mı kaldılar? Norman, Sarah ve Mendiç altında kalmış. Hemen gidiyoruz efendim. Tamam millet, kayma vakti geldi. Derste gördüğünüz gibi çığ bölgesinde ileri geri zikzak çizeceğiz. Vericinizi hemen dinleyin. Yüksek sesle sinyal verirse çocuklar yakında demektir bu. Sinyal veriyor Sam. Yaklaşıyoruz. Merhaba, Sarah, Mandy. Barakada kapalı kalmışlar. Harika fren yaptın Elvis. Ha, yaptım. Teşekkür ederim Penny. Artık kurtuldunuz. Teşekkürler Sam amca. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmamalıydınız. Onlar sizi tehlikeden korumak için konmuş. Özür dilerim itfaiyeci Sam. Gerçekten korkunç bir film çekmek istemiştim. Evet Norman, biraz fazla korkunç çekmiş olabilirsin. Belki de çekmişimdir. Herkes susun. Filmim başlıyor, filmim başlıyor. Uykumu bölmeye cüret eden de kim? Kar canavarı kar düşürdü. Kaçmamız gerek. Merak etmeyin, artık kurtuldunuz. Aferin çocuklar. Bu izlediğim en iyi filmdi. Bu izlediğim en korkunç filmdi. Harika. Şimdi de en iyi felaket filmini çekeceğim. Evet, adı da Papapa. Yükselen büyük yangın olacak. Bunun için tetikte beklesek iyi olur Penny. Tamam Sam, göz bandıyla yürümeye çalış. Affedersiniz Bayan Chen ama ben bu işte çok acemiyim. Merak etme Sam, beni taklit et yeter. Elvis, vardiya için istasyona gitsek iyi olur. Orada prova yapabiliriz bence. Affedersiniz Bayan Chen. Başka bir şey yok muydu? Küreklerim var. Ve bak, Bronwyn'in kafesinden ne aldım? Gerçek bir varil. Norman, geminin o tarafını çok ağır yapıyorsun. Bu en güzel korsan gemisi olacak. En iyisi. Dur artık. Dur. Dur. Bu çok güzel Sarah. Bırak. Hayır. İmdat! Bu ne? İmdat! Hayır. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olacak. Tiyatronun yangın kontrolü tamamlandı efendim. Harika. Oyunun yıldızları ne halemde peki? Senin repliğinden sonra benim kısmım geliyor. Bakın efendim, izleyin. Şimdi olmaz Elvis, acil bir durum var. Norman ve Hannah korsan gemisi dekoruyla denize düştü.
Norman ve Anna korsan gemisi dekoruyla denize düşmüş. Tom, rıhtımda sana ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Paniğe kapılma. Gemideyiz, yüzeriz. Norman, bu gerçek bir gemi değil. Sadece bir dekor. Dur. Batıyoruz. İmdat, batıyoruz. Olamaz. Ama sen yüzemezsin. Merak etme Norman. Yüzmede altın rozet sahibiyim. Senden iyi yüzerim. Üçüncü tur. Hayvan ve sahibinin 100 metrelik koşusu. Kazanana 20 ekstra puan var. Yerlerinize hazır. Başla. Ve yarış başladı. Mandy ve Nipper önde. Arkasından Sarah ve Lion geliyor. Üçüncü sırada da Norman ve Wooly var. Otlamak için mola verdi. Hadi Wooly. Ve arkadan yıldırım gibi Norris yaklaşıyor. Nipper'i tutmazsam daha hızlı gidebilir. Nipper, tasmanı çözersem uslu olacağına söz veriyor musun bana? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Rüzgar gibi koş oğlum. Nipper, hayır, koşmaya devam et. Hayır, içeriden kilitlenmiş. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Hallfish kafede yangın çıkmış ve Nipper'la Line içeride mi kalmış? İtfaiyeci Penny onaylandı. İtfaiyeci Sam onaylandı. Elektriği kapattım Sam. Nipper'ın tasmasını çözdüğüm için özür dilerim. Nipper çok yaramaz olabiliyor. Özür dilerim itfaiyeci Sam. Ben de öyle. Tamam çocuklar ama hayvanlarınıza sürekli göz kulak olmalısınız. Unutmayın tamam mı? Wooly evcil hayvan şovunu kazananı merak ediyor. Emin değilim. Kimse bitiş çizgisini geçemedi henüz değil mi? Pekala. Seyirci çılgına dönüyor. Norris kıl payı farkla kazanıyor. James seni hemen bulmuş. Ebe olma sırası sende. Ama düzgün saklanma fırsatım olmadı. Tekrar saklanmak istiyorum. Bir daha. Hayır Norman. İlk seni buldu. Bu yüzden ebe olma sırası sende. Biliyorum. Ama bir kez daha saklanayım. Hepiniz beni arayın ve biriniz beni bulursa bütün sosislerim sizin olabilir. Evet, size en iyi olduğumu kanıtlayacağım. Bütün sosislerin mi? Evet, hepsi. Sosisler nefis görünüyor. Saklamayı da beceremiyor. Tamam. Anlaştık. Kesin 100'e kadar sayın ama. Tamam mı? Nefis sosislerin tadını şimdiden alabiliyorum. Biraz geriye. Yavaş, dikkat et. Dikkat et! Aha.
Dikkat edin. Direkt hortuma dolanıyor. Dikkat et. Merak etme Sam. Her şey kontrolümüz altında. Merak etme. Sanırım bu direk fazla uzun. Biraz kesmemiz gerekebilir. Ben de işte bunu düşünüyordum. Gidip testeremi alayım. Ben de kaskımı alayım. Aha! Beni burada asla bulamazlar. Oh! Hayatta bulamazlar. Belki gerçekten saklanmayı biliyordur. Tıpkı görünmez adam gibi. Burada bir yerde olmalı. Aramaya devam edin. Bu işi bildiğimi söylemiştim. Oh, olamaz. Ah, karıncalar. Oh. Bacağıma tırmanıyorlar. Ah, pantolonumdan karıncalar girdi. Nerede olabilir ki? Her yere baktık. Bakın. Seni bulduk. Pantolonuma karınca girdi. Hadi bakalım, sosisler hazır. İmdat! Bu da ne? Çıkarın beni buradan! Bu kütüğün sesi Norman'ıma benziyor. Dikkat ettiniz! Oh, Trevor, hayatımı kurtardın. Ay! Daha fazla kürek çekemiyorum Mandy. Kollarım kopacak gibi ağrıyor. Sessiz ol Norman. Bu da kaplumbağa değilmiş. Sadece kütükmüş. Ben eve gitmek istiyorum. Dalgalar kocaman olmaya başladı. Peki Norman. Sanırım asla gerçek kaplumbağayı göremeyeceğim. Peki ne tarafa gideceğiz? Şu taraf mı? Şu taraf dedim Norman. Tamam. Deniyorum Mandy ama dalgalar beni bu tarafa atıyor. Ama bu bizi doğruca... Kayalıklar! Hayır. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Anlaşılan kıyı boyunca ilerliyor. Evet. Denizin dalgalı olmasına hiç aldırmıyor. Bir dakika. Bu da ne? Bu bir tekne. Bunlar Norman ve Mandy. Kayalıklara doğru gidiyorlar. Ama neredeler? Kıyı boyunca kilometrelerce kayalık var. Bakın, deniz fenerine yakınlar. Norman ve Mandy tekneyle fener yakınındaki kayalıklara doğru gidiyor. Dikkat edin. Anladım. Hemen gidiyorum. Çarpacağız. Daha fazla yaklaşamıyorum. O dalgalar bizi de kayalıklara sürükler. Onu düzgün tut yeter. Hazır mısın Tom? Anlaşıldı Sam. Havaya kaldır. İmdat! İmdat! Tuttum. Şimdi Neptün'e dön Tom. Ben ne olacağım? Merak etme Norman, hemen geliyorum. Tuttum seni. Merak etme Norman. Artık güvendesin. Bu da hızlı dans. İşte böyle.
Oo, çok hızlıymış. Hadi efendim. Oo, hadi. Aman aman dikkat. Kronometreyi başlat Mandy. Pontypandy'den Newtown'a kadar ilk balonla uçuş rekorunu kıracağım. Hadi, hadi. Kronometreyi başlat Mandy. Zıplama rekorunu kıracağım. 6.041.000 kere daha sıçramam gerekiyor Mandy. Acaba kaç kere kronometre sıfırlandığına dair bir rekor var mıdır? Ya, dans etmenin bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Ben de öyle. Başka dans türü var mı Sam? Şey, tamam. Jive'yi deneyelim o zaman. Yaşasın. En sevdiğim. Kronometreyi başlat Mende. Havuç çevirme rekoru çantada keklik sayılar. Oh. Ups. Ay, oh, ay, oh. Oh, düştün mü Derek? Bu çok saçma. Kıracak daha büyük bir rekor bulacağım. Benden önce bulamazsın. Fasulye dizmek. Tabii ya. İşte bu. Küvet. Tabii ya. İşte bu. James, Sarah, çabuk gelin. Merhaba Derek. Ne yapıyorsun? Bu eski küveti taşımama yardım edin. Çabuk olun. Yolda anlatırım. Hadi. Bu biraz tehlikeli sanki Norman. Bir şey olmaz Mandy. Sen kronometreyi başlat. Konserve kutusu kulesi rekorunu kırıp o bilmiş Derek'e gününü göstereceğim şimdi. Pekala. Küvetle en uzağa giderek rekor kırabileceğine gerçekten inanıyor musun Derek? Ha? Planım bu. Çok korkutucu görünüyor. Tamam. İtin beni. Hızlıca itin. Oh, hey! Guinness Rekorlar Kitabı, ben geliyorum! Mandy, nasıl gidiyorum? 20 saniye sonra rekor senindir. Evet, oh! Çabuk suyu aç, Joe. Bunu söndürmemiz gerek. Acele et. Bunu suyla söndüremezsin Mandy. O benzinli cin biçme makinesi. Ayrıca gübreler var. Benzinle gübre karışırsa ne olur biliyor musunuz? Ne? Patlar! Patlar mı? Çok fena, çok fena, çok fena. İtfaiyeci Sam'i çağırmamız lazım. Teşekkür ederim hemşire Flood. Bugün bandaj yapmakla ilgili çok şey öğrendik. Evet. Hatta en çok denemeyi sizin üstünüze yaptık efendim. Pekala. Böyle yoğun bir günden sonra eve gidip bahçe keyfi yapmak istiyorum izninle. Flotların bahçesinde yangın çıktı ve her an patlama olabilir. Bahçem yanıyor ve her an patlayabilir mi? Hadi ekip. Elvis, sen herkesi güvenli bir yere al, tamam mı? En iyi yapışkan köpüğü kullanmamız gerekecek. Tamam sen. Hadi millet, Jüpiter'in arkasına geçin. Orada güvende olursunuz. Açabilirsin Penny. Söndü Penny. Tehlike geçti. Oh. Özür dilerim anne. Senden de özür dilerim itfaiyeci Sam.
bahçe yapmak istemiştim. Üzülme Mendi. Güzel bir şey düşünmüşsün. Evet Mendi. Teşekkür ederim. Ah. Ama yapacak çok iş var gibi görünüyor. Biz yardım edebiliriz Helen. Bahçe işinden biraz anlarım. Sanırım önce bu çiçeklerin dibine biraz daha gübre koymak gerek Mendi. Norman, bu senin işin. Ah, hayır. Merak etme Norman, ben yardım ederim sana. Uçurmak için sabırsızlanıyorum. Adını Bulutkopter koydum. Bulutkopter'e binebilir miyim Joe? Tabii ki Mendi. Ama ben de seninle gelmeliyim. Pilot lisansı olan birinin yanında olması gerek. Harika. Bu raptiyeler bugün Pontypandy'de kemirme kaynaklı yaşanan kazaların yerlerini gösteriyor. Çok fazla kemirme olmuş Sam. Öyle Elvis. Dışarıda çok aç bir canlı var. Ve bu haritaya göre piknik bölgesine doğru gidiyor. Ama bu ne tür bir hayvan olabilir ki? Çalışıyor mu Hera? Evet baba, canlı yayındayız. Güvenlik ekipmanları yanımda. Pontypandy Dağ üstünde uçarken yemek için bir şeyler de aldım. Biz de görebilir miyiz? Belki gelecek sefere. Hepinizi birden taşımaz. Ama bu yüzden kamera aldım. Her şeyi bilgisayardan izleyebilirsiniz. Hadi nasıl çalıştığını göster Hera. İşte bakın. Mendi ile babam Pontypandy Dağı üstünde uçarken gördükleri her şeyi biz de görebileceğiz. Yani aslında bir yere gitmeden uçmak gibi olacak. Kesinlikle. Vay canına. Bulutkopter kalkıyor sanki. Ağaçların tepeleri gözüküyor. Bir terslik var. Hay aksi, hay aksi, hay aksi. Landikings'in pilot lisansı yok ki. Oh, Bulutkopter yükseliyor. Anlaşılan Pontypandy Dağ üzerinde uçamayacaksın Mendi. Hayır, ama Lambikis uçacak. Hadi Lambikis. Olamaz, ipleri kemiriyor. Yere çakılabilir, olacak şey değil. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Ne? Lambikis Joe'nun Bulutkopter'iyle havalandı ve yanında lisanslı pilot mu yokmuş? Lambikis Joe'nun Bulutkopter'iyle havalanmış ve yanında lisanslı pilot yokmuş. Bulutkopter Pontypandy Dağı'na doğru gidiyor. Hemen dağdaki tren yoluna gitmeliyiz. Tom, helikoptere ihtiyacımız var.